Tükenip gidiyor ömür dediğin, yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dediğin. Vay, tahmin ederim ki elhamdülillah hayatımın baharından alınmış olan günleri veriyor. Bütün bu eziyetlere gerek emniyette ve gerek hapishanede çektiğim çillelere Cenab-ı Allah eğer bana millete hizmet uğrunda ölüm verirse şehit olacağım. Bundan memnunum, ümidiyle yaşadım. Ben Cenab-ı Allah'ın yardımı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı sayesinde kurtulmuş olan bir bahtiyarım. Ben Bulgaristan Devleti'nin Razgrad Sancağı'na bağlı Kılıç Köyü'nde 1920 tarihinde doğan bir Bulgaristan Türküyüm. Canım Anadolu, ana vatana 1965 yılında geldim. O tarihten itibaren Ankara'da oturmaktayım. Benim doğduğum tarihte muhterem ve merhum dedem Salih Ağa sağ idi. Babamlar üç erkek kardeş, üç de kız kardeş. Ailemiz çok kalabalık, 26 efrattan ibaret olduğunu bilirim. Köyümüz o yıllarda 120 hanelik bir küçük Türk köyü. Tek bir bacak Bulgar yok. İlkokulumuz var köyde ve ben 6 yaşında doğduğum köy Kılıç Köyü'nde İlkokula başladım ve ilkokulda benim hocam, öğretmenim de muhterem babam Hüseyin Hoca'ydı. İlkokulu bitirdikten sonra Bulgaristan'da o yıllarda ve şimdi de zannederim öyledir. İlkokullar, iptidaiye okulları 4 senelik bir öğrenim süresinden ibaretti. İlkokuldan sonra ben Razgrad'daki Türk Ruştiye Okulu'nu, ki 3 senelik bir okuldur, ortaokul sayılır ve 1839 yılında tanzimatı ilan eden Koca Mustafa Reşit Paşa'nın ismine izafeten Ruştiye denilen bu okullardan olan Razgrad Türk Ruştiyesini ikmal ettim 1933-34 ders yılında. O okullarda hocalık yapmadım, talebelik yaptım. Ruştiyede talebeydim. Ama Süleyman Sırrı Türkiye'ye geldikten sonra Tokay namını alan meşhur bir öğretmen vardır Bulgaristan'da. O aynı zamanda Nüvap Okulu'nda da
öğretmenlik yapmıştır uzun yıllar. O yıllarda bu zat Razgrad Ruşdiyesi'nde öğretmen. Babam da orada talebe. Yani Süleyman Sırrı Tokay adındaki zat hem rahmetli babamın hem de benim hocamdır. Yani maarif hayatından bahsetme gerekiyor. Bulgaristan'da Deliorman yöresinde misal olarak söylüyorum. Türkler üç yörede yaşar. Deliorman 1, Dobruca 2, Gerlova 3. Onun adı Kirli Ova'dır. Ama halk Gerlova der. Bu köy, bu yörelerde üçüncü olarak da Rodop eyaletinde, Rodop eteklerinde, Güney Bulgaristan'da, Kırcalı dediğimiz eyalette yaşar Türk halkı. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin, Türk köylerinin her birinde muhakkak bir Türk ilkokulu vardır. Şimdi Allah'ın bir hikmeti, ben 1920 doğumlu olduğuma göre şimdi soranlara zaten ben yaşımı söylemiyorum, doğum tarihini söylüyorum. 1920 doğumluyum. Hayatımın yılları 29 ile yazılır. Yani 99. NÜAP'ta bulunduğum zamanlar talebeler 400-500 kişiden ibaretti. Ama ben ne zaman NÜAP'a müderris olarak tayin edildim? 1940'lı yıllarda NÜAP'ın talebeleri 1000'e ve 1000'in üzerine çıkmıştı. Şimdi şu anda o yıldaki NÜAP okulunun heyeti talimiyesinden, yani öğretim görevlerinden benden başka hayatta hiçbir kimse yok. Talebelerimden de birkaç tane hayatta halen mevcut ve Türkiye'de yaşamaktadırlar. Bunlardan birisi de sizin röportaj yaptığınız İsmail Cambazoğlu'dur. Ama öğretmen arkadaşlarımdan hayatta olan tek bir kişi yok. Ama halen Ankara'da Etlik aşağı eğlencede yaşayan
Nazif Ortalı adında bir talebem hayattadır. Bundan bir saat evvel bana cuma namazımı tebrik etti. Şu karşı kitap. Şimdi ben Nüvab'a öğretmen olarak tayin edildiğim yıllarda artık yani 1940'lı yıllarda Bulgaristan'da komünizm rejimi hakimdir. İkinci Cihan Harbi sonunda 9 Eylül 1944'te komünizm rejimi Bulgaristan'a geldi ve iktidarı ele aldı. Vatan Cephesi adında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Komünist Partisi'nin liderliği altında. Ama Komünist Partisi Bulgaristan'da o yıllarda yaşayan ve sayısı 3 milyon olan Türk azınlığının reylerini elde etmek için Nüvap medresesinde öğretim görevi yapan hocalar da çok halk tarafından sevildikleri ve müessir oldukları için onların hepsini hiç olmazsa Osman Kılıç gibi birini Komünist Partisi'ne üye olarak kazanmak için faaliyete geçtiler. Osman Kılıç da eğer Komünist Partisi'nin üyesi olursa o takdirde sayısı 3 milyon olan Türk azınlığının da oylarını Osman Kılıç madem Komünist Partisi'nin üyesi olmuştur, binaenaleyh bu yol doğrudur deyip bütünüyle beraber Komünist Partisi'ne üye olur ve destekler ümidiyle benim Komünist Partisi'ne girmem için tazyika geçtiler. Ve baş müftülüğe bağlı olan Nüvab'ın bir öğretmeni olarak ben de baş müftülüğe bağlı olduğum için baş müftülükte beni tazyik etmeye başladı. Ne olursun Osman Efendi, bey kelimesi yoktur bizde o yıllarda. Şu Komünist Partisi'ne gir de efendim iktidardan belki bazı hakları alırız ümidiyle beni Komünist Partisi'ne kaydetmek için baş müftülükte tazyika başladı. Komünist Partisi de tazyika başladı. Ama ben Komünist Partisi'nin üyesi olmayı istemediğim için kabul etmedim. Ama bu tazyiklar devam etmeye başladı. Ve en sonunda ben Komünist Partisi'ne girmedim. Ve Komünist Partisi beni efendim bir düşman olarak gördü ve takibata başladı. ...1948 yıllarında yanılmıyorsam Tito'nun Bulgaristan'ı ziyareti vakı oldu. Tito Bulgaristan'a geldi ama kendi özel treniyle Sofya'dan Varna'ya gitti. Tito ve Görgi Dimitrov. Görgi Dimitrov kısa bir konuşma yaptı.
Ben de Tito'ya hediye olarak Türk azınlığı adına bir hediye bohça hazırlamıştık. Nüvap müdürü ve ben Tito'ya hediye olarak o bohçayı takdim ettik. Şumlu tren istasyonunda. İşte o zaman Görgi Dimitrov, Bulgar Komünist Partisi'nin lideri ve Bulgar Başbakanı konuşmasında dedi ki, Bulgaristan'da yaşayan Türk halkı gözlerini Ankara'ya değil Bakü'ye çevirmelidir dedi. O zaman Sovyetler Birliği ve Azerbaycan Bakü Moskova'ya bağlı. İşte o zaman Görgi Dimitrov sonradan öğrendiğime göre, emniyette bana söylediklerine göre, artık Osman Kılıcı alabilirsiniz, tevkif edebilirsiniz, tutuklayabilirsiniz demiş, emri vermiş ve ben 1948 yılının 14 Nisan Salı günü Bulgar Komünist Emniyeti tarafından tevkif edildim. 1948, 14 Nisan Salı günü öğlenden sonra saat 3. Ey insan, artık uyan, kalk. Bu karanlık ölümcül, bu kör sağır uykudan. Bak toprak ana, bu gök deniz bağırıyor, feryat fiyan. Yer yüzü kara duman, gök yeşil değil. Orman. Dur doğana, düşer bunu bir gün senin hesabından. Hadise 15 yıl devam etti. Şimdi bir gün, yani 14 Nisan Salı günü Nüvap Okulu'nun müdürü Sofya'da bir iş vazifesiyle bulunduğu için ben ona vekalet ediyordum müdür olarak Nüvap'ta ve Salı günü öğlen tatilinde, öğlen paydosunda eve geldim, yemeğimi yedim. Bir kızım var, Mübeccel, o zaman 2 yaşındaydı. Yemeği yedim. Rahmetli hanım kızımı uyutmuş. Ben yemeği yedim. Öğlenden sonra saat 1:30'da yine Nüvab'a gideceğim. Yakın evim. Ama giderken hanımın, rahmetlinin uyuttuğu kızımı salıncağında uyandırdım. Ve kızımı şöyle ellerimle beraber yanaklarını okşayarak kızım benim, kızım benim dedim. Hanım da bana ne yapıyorsun Osmancığım, ben onu zor uyuttum, niye uyandırdın dedi. Ben de kızımı çok seviyorum, göreyim dedim deyim. Onun için uyandırdım dedim. Ayrıldım, Nüvab'a geldim. Ama Bulgar Emniyeti bir plan yapmış. Kız Lisesi var Bulgaristan'da, Şumlu'da. Bulgar Kız Lisesi talebeleri bir müsamere hazırlamışlar, oyun. Bana bir gün evvel bir davetiye getirdiler Nüvap Müdürü olarak. Vekilim o zaman. Saat 3'te 4'te
müsamere var şehrin merkezinde, Odeon salonunda. Gitmem lazım. Oraya gitmek üzere saat 3'te öğlenden sonra Nüvap Okulu'ndan çıktım. Şehrin merkezine doğru, Odeon salonuna, Kız Lisesi'nin temsilini seyretmek üzere gidiyorken, trotuarda yürürken sağımdan bir, solumdan bir, iki sivil emniyet görevlisi kollarıma giriverdiler. Dediler ki, bizimle beraber yürüyorsun, konuşuyoruz, hiç tutulduğundan efendim haberim yok. Ama neticeyi anladım, felaketin yakınlaştığını anladım ve beni, ikisi de yan tarafımdan kollarımda girmişler, Bulgaristan Şumlu şehrinin emniyet müdürlüğüne götürüp bir hücreye kapadılar. Beni götürdüler. Emniyet müdürlüğünün hücreleri var, oraya kapadılar. Su mu ister, yemek mi ister, ihtiyacı mı vardır, tuvaleti mi vardır soran yok. O gece ben o hücrede kaldım ama Bulgaristan'ın Vilayet Emniyet Genel Müdürlüğü Varna'da olduğu için ertesi sabah beni Şumlu Emniyeti'nin hücresinden aldılar. Önümde bir milis, arkamda bir milis silahla yürüyerek Emniyet Müdürlüğü'nden istasyona çıkardılar. Sofya'dan gelen trene bindirdiler, Varna'ya götürdüler. Vilayet Emniyet Genel Müdürlüğü Varna'da müdürlüğünün hücrelerinden birisine kapadılar. Şimdi benim Varna Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hücrelerinde 56 gün kaldım. Orada Türkiye'de olduğu gibi tutuklama süresi 24 saattir, şudur budur yok. Emniyet hakimdir Bulgaristan'da. Şimdi ben orada eziyetler altında ifademi aldılar ve beni zorla Türkiye lehine casusluk yaptığımı itiraf eden bir, kendileri tarafından yazılmış olan bir ifadeyi imza etmeye mecbur oldum eziyet altında. Ve 56 gün sonra ben yaptıkları eziyet, ki açlık, Bulgaristan'da emniyet, eziyet iki türlüdür. Maddi ve manevi eziyet namında iki türlü. Maddi eziyet dayaktır, manevi eziyet tehdit ve açlık. 7 gün bana bir lokma ekmek vermediler. 7 gün yalnız ben tuvalete çıkardıkları zaman su içebiliyordum. Ama 7. gün artık ben geceleyin bayılmışım gitmişim ve o baygınlıktan ne zaman uyandıysam hazırladıkları ifadeyi imza etmeye mecbur oldum. O ifadede Türkiye lehine casusluk yaptığımı kabul etmiş oluyorum. Ve binaenaleyh o imzayı attırdıktan ve o ifadeyi verdikten sonra beni Varna vilayetinden Şumlu'ya getirdiler. Mahkemeye çıkardılar sorgu hakimine ve sorgu hakimi bana hiçbir şey sormadan, ne yazık ki o tarihte de Nüvap talebelerinden 5 tane talebemiz kendi aralarında bir teşkilat kurmuşlar. İstihbarat toplamak, Türkiye lehine istihbarat toplamak için. O talebeler de birer birer tevkif edilmişti. Ama onların biz nerede olduğunu bilmiyorduk. Beni ne zaman hücreye kapadılar, hücredeki yanımdaki başkalarından duydum ki bizim talebelerimiz de meğer oradaymış. Beni
Bulgar Emniyeti'nin planı şu: o talebelere bu istihbarat teşkilatını kurma emrini göğe ben vermişim. Ve bana 1948 yılının 22 Eylül'ünde Şunlu Vilayet Mahkemesi'nde yapılan duruşma sonunda asılmak suretiyle Türkiye'ye casusluk suçundan, Türkiye lehine casusluk suçundan asılmak suretiyle idam kararı verildi. Ve ondan sonra o talebelerimle beraber, onlar 5 taneydi, onların içerisinden Enbiya Çavuş halen İzmir'dedir ama Alzheimer olmuş, hastadır, o hayattadır. Diğerleri hepsi merhum oldu ve Enbiya ile bana idam cezası verdiler. Bütün NÜAP talebesi o gün mahkemeye, duruşmanın yapıldığı gün bütün NÜAP talebesi okulu terk etmiş mahkeme önünde ve netice ilan edildikten sonra, karar ilan edildikten sonra hemen polisler benim sağ kolumla o Enbiya olan talebenin, ki o 5 talebenin o teşkilatın lideri olarak gösteriliyor. O Kader Kurbanı kitabında yazılıdır. İkimizi bir bilekçeye bağladılar ve doğrudan doğruya onunla beni Şunlu hapishanesinin ölüm odasına kapadılar. Ama ölüm odasına kapamadan hapishaneye girer girmez doğrudan bir demircilik işletmesi var hapishanenin içinde. Oraya götürdüler. Baktım ki prangalar var. Dediler ki bana, kendine bir pranga seç. 46 kiloluk bir prangayı taktılar, beni ölüm odasına koydular. Ve ben idam kararının her gece infazını bekleyen bir idama mahkum olarak 3 sene o ölüm odasında kaldım. Nihayet 1951 yılında Türkiye'de iktidara gelen Menderes hükümeti Bulgaristan'a verdiği bir nota neticesinde benim idam kararım müebbet hapis cezasına tebdil edildi. Enbiya talebem 18 yaşını doldurmamış olduğu için, reşit olmadığından dolayı otomatikman idam kararı müebbete çevrildi. Onu da ölüm odasından aldılar. Ben yalnız ölüm odasında kaldım ve 3 sene her gece ben temyizden musaddak idam kararının infazını bekledim. Ama bu Türkiye'nin verdiği nota neticesinde benim idam kararım müebbet hapse çevrildi ve ben ondan sonra 14,5 yıl hapiste kaldım. Ama bu karardan sonra 1951 yılında kayınpederimi, kayınvalidemi, eşimi ve 2,5 yaşında kızımı da 15 gün zarfında Türkiye'ye sürdüler ve ben Bulgaristan'da tek başıma demir parmaklıklar arkasında kaldım. Ve nihayet 1965 yılında
takasen Bulgaristan Başkonsolosu İstanbul'da konsolos muavini efendim Galata Köprüsü'nde cürm-i meşrut halinde yakalandı. 12 yıl hapse mahkum edildi. İşte ben o adamla takas edildim ve 1965 yılında 22 Ocak Türkiye'ye, ana vatana, Anadolu'ya, canım Anadolu'ya geldim. Siyahın gölgesinde göz, ellerinde ağır ezgi. Siyahın gölgesinde bir göz, ellerinde ağır ezgi. Önümden geçen yaşlı çınar, gözleri denizden gir. Uzağımdan geçmez vakti zaman, her birimize bu yazdı. Bulgaristan'da en büyük ceza müebbet hapis cezası değil. Bunu çok ağır gördüler. Müebbet hapis cezasını kaldırdılar. En büyük ceza olarak 20 yılı karar verdi Bulgar hükümeti. Ve bu 20 yıl en büyük ceza olarak olunca Komünist Partisi'nin iktidara gelişinin yıl dönümü münasebetiyle 5 senelik bir umumi af ilan edildi. Ve doğrudan doğruya o 20 yıl 15'e indi. Ama Bulgar'daki mahkumlar çalışmak mecburiyetinde oldukları için ben 12 yıl sonra hiç işleme, çalışma hakkı vermiyorlardı bana. Çünkü güneş göreceğim, hava göreceğim. Ama Pazarcık diye Filbe'ye bağlı bir kaza merkezi vardır Bulgaristan'da. Tatar Pazarcığı derler. Sofya'ya giderken Filbe'den sonra Pazarcık hapishanesindeyken mahkumlar sepet örüyorlar. Hani Türkiye'de hapishanede mahpuslara meslek yaptırıyorlar ya, ona benzer hapishane içinde sepetçilik, sepet örüyorlar sorgun çubuğundan, soğut çubuğundan. Orada çalışma hakkını bana tanıdılar içeride olduğu için. Orada çalıştım, oradan da 3 gün çalıştıktan sonra 1 gün kazanıyorsun. Oradan o 15 yıl 12'ye şu 14,5'a indi. Biraz kazandım ve o suretle 1962 yılının Haziran'ında efendim doldu cezam ve hapishaneden tahliye edildim. Şunlu'ya geldim ama ailem yok. Ondan sonra
ben Şumlu'da iş yok, para yok, beni hiçbir yere işe almıyorlar ve ama bu arada Bulgaristan ve Türkiye emniyetleri arasında benim takasım ile konuşmalar devam ediyor. Nihayet konuşmalar netice verdi ve o Bulgar baş konsolosluğu muavini Türkiye'de İstanbul'da hapishanede hastalandı. Alın beni artık buradan demiş ve onunla beraber beni takasen efendim Türkiye'ye gelmek imkanına kavuştum ve 1965 yılının 22 Ocağı'nda Bulgar Dışişleri Bakanlığı'na davet edildim. Bulgar Dışişleri Bakanlığı'nda Konsolosluk Genel Müdürü Karaslavov adında bir Bulgar büyükelçi bana pasaportumu verdi. Şimdi bu Türk elçiliğine gidebilirsin dedi. Türk elçiliğine gittim. O yıllarda yani 1965 yılının Ocak ayındaki Ramazan ayıydı. Bulgaristan'daki Türkiye Büyükelçisi Necmeddin Tuncel Bey'indeki zat makam arabasıyla bana da 10 lira cebime koydu. Makam arabasıyla beni Bulgaristan'da Sofya'da istasyona götürdüler. Trene bindim, İstanbul'a geldim ve Sirkeci'de bir emniyet mensubu beni Osman Kılıç Bey'le mi görüşüyorum dedi, karşıladı ve otobüsle İstanbul'dan Ankara'ya geldim ve Ankara'da Bulgaristan'da 2,5 yaşında bıraktığım kızım Mübecceli öğretmen olarak buldum. Haymana yolu üzerinde Gölbaşı'ndan çıkarken Haymana yolu üzerinde sağ tarafta Hacılar Köyü var. O köyde kızım da Konya'da kız öğretmen okulunu bitirmiş. Hacılar Köyü'ne öğretmen olarak tayin edilmiş. Bir minibüse bindik. Eşim ve kızımla beraber Hacılar Köyü'ne gittim ve kızımın yanına aileme kavuştum. Kayınvalide, kayınpeder vefat etmiş 5 senede. Kayınvalide 1, eşim 2, kızım 3. 3 kadın. Ben de geldim Ocak ayında. Ama Nisan ayında Hacılar Köyü'nden Ankara'ya geldim. TRT'ye intisap ettim ve Bulgarca yayın yapmaya başladım. TRT'yi ben kendim buldum. Çünkü hariciye intisap ettim ama henüz nüfus cüzdanımı alamadım. Kolay değil. Birkaç ay geçiyor nüfus cüzdanı çıkması. Nüfus cüzdanı olmadan da hariciyede işbaşı yapamıyorum. Yoksa ben Diyanet'e intisap etmem gerekiyordu. Ama hariciye bana dedi ki bizde kalacaksın ve İslav dillerini bildiğimiz için Bulgaristan Balkanlar masasına oturttular beni. Ama nihayet nüfus cüzdanım geldikten sonra işbaşı yapabileceğim için ben ne yapayım? Araştırırken dediler ki TRT'de Bulgarca yayın yapmak için adam arıyorlar. Oraya vardım, Orhan Timuloğlu. Timuroğlu adında bir zat, Kısa Dalga Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda neşriyat yapmak üzere radyoya başladım. Yevmiyeli olarak, yoksa asıl tayinim hariciyeye yapıldı. Çalışmaya başladım ve 10 sene TRT'de yayın yaptım, operanın karşısında radyo evinde. Şimdi ben TRT'de çalışırken asıl TRT'nin değil hariciyenin memuruydum. Belgrad, ki o zaman 3. dünyanın
tarafsızlar bloku vardı ya, Belgrad 3. dünyanın merkezi olduğu için orada büyükelçiliğe beni konsolosluk amiri olarak tayin ettiler. Orada çalışmaya başladım. Birinci dereceye gelebilirdim ama 82 yılında efendim ben, hanım hastalandı. Ameliyat için ben burada ameliyat olmam dedi. Dönmem gerekir. Türkiye'de ameliyat olacağım dedi. Sefir Bey yalvarıyordu, gitme Osman Bey filan. Ama geldim, mecbur oldum. Ama artık da yaşım 65'e geldiği için dışarıya tayin yapılmayacak. Kitap yazmak için ben birinci dereceye gelmeden, üçüncü dereceden harciyeden kendi arzumla ayrıldım ve kitap yazmaya başladım. Hayatımı yazmak üzere Kader Kurbanı namıyla 1989 yılında Kader Kurbanı kitabını yazdım ve Türkiye Yazarlar Birliği'nden de hatıralar bölümünde Türkiye ödülünü aldım işte karşıda. Ondan sonra bugüne kadar İsmail Bey'in yardımıyla internete çekiyor. Ben 7 tane kitap yazdım. Şimdi son kitabım yeniden bugünlerde çıktı. Kitap yazmak için hariciyeden daha çalışabilmeme rağmen ayrıldım ve kitap yazmak üzere emekli oldum. Ve şimdiye kadar da 7 tane kitap yazdım. Bir çift turda gördüm durur dağlarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin. Sizi bekleyen var bizim ellerde, bizim ele doğru gidin turnalar. Şumlu'da Bulgaristan'ın seçimle baş müftü olan meşhur ilim adamı Hocazade Mehmet Muhiddin denilen zatın hafidesi, torunu Fatma Nezihe ile evlendim. 1942 yılında, eşim bundan 4 sene evvel Nisan ayının 14'ünde vefat etti. Yalnız kaldım ama tek bir kızım var, bir de damadım var ve bakıcı olarak bana bir Gürcü hanım buldular. Onunla oturuyorum. Eşimi kaybettiğimde benim için dünya yıkıldı. Çünkü beni 15 sene hapiste, gelinceye kadar da hayli zaman geçti. 15 yıl beni idam kararıyla hapse atılan bir eşini Türkiye'ye sürülmüş olmasına rağmen, babasının da vefatına rağmen annesinin yanında broderi, şu vitrinin içinde gördüğünüz şeyleri görüyor musunuz? Onları işleyen eşimdir. Nakış işleri yapmak suretiyle geçinmesini tayin etmiş. Kızını da Konya Kız Öğretmen Okulu'na vermiş. Kızım oradan mezun olmuş, Hacılar Köyü'ne öğretmen olarak olmuş. Başta Cenab-ı Allah olmak üzere ben, Cenab-ı Allah'ın yardımı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı sayesinde kurtulmuş olan bir bahtiyarım.
Eğer Türkiye Devleti Cumhuriyeti mevcut olmasa bugün ne Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti vardır, ne de Bulgaristan'da bir bacak Türk vardır, ne de dünyada bir Türk vardır. Bugün bütün Türk aleminin eğer varlığı devam ediyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına bağlı bir devlettir, bir nimettir. Ben dün Bulgaristan'da maruz kaldığım eziyetlere hazır olduğum gibi bugün de ölüme hazırım. Çünkü Türkiye'min bu dereceye geldiğini görmek benim için çok büyük bir mahzuziyet ve has teşkil etmektedir. Ama şunu söyleyeyim. Dünyada ölüme hazır olan adam vardır. Maruz kaldığı felaketler altında inleyen bir adam ölüme hazır olabilir. Ama ölümden korkmayan adam yoktur. Şimdi ben ölüme hazırım ama ölümden de korkuyorum. Ölümden korkmayan adam yoktur.